Merhabalar ben Köfteyiz Köfte ve bugün sizlerle Terminal'e giriş yapacağız. Evet, öncelikli olarak Terminal nedir ya da komut satırı nedir? Bıçakçı sistemle grafik arayüzünden, grafik yüzünden aksine daha direkt bir yöntemle etkileşime geçebildiğiniz. Aslında kulağa her ne kadar daha göze her ne kadar zor gözükse de öğrenildiği takdirde sistemle etkileşimi daha kolaylaştıran ve daha kısaltan bir araçtır. Evet, basitçe komutlarla sisteminizle etkileşime geçiyorsunuz burada. Peki, bunun bize kattığı avantajlar neler? İlk olarak, çok daha karmaşık işleri çok daha kolaylaştırabiliyorsunuz. Fakat, ee... Bir de bir ek olarak da çok da grafik arayüzünde yapamayacağınız pek çok işi de rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Ama dezavantajı olarak maalesef ki öğrenmesi daha zahmetli bir e, hale alıyor. Bu öğrenmesinin zahmeti nedir diye soracak olursanız. A, basitçe çok fazla komut öğrenmeniz lazım. Her iş nasıl yapılıyor onu öğrenmeniz lazım. Biraz zaman geçirmeniz lazım, alışmanız lazım. Evet. Şu an benim, burada karşınıza gördüğünüz benim standart terminal'im. E, font'u biraz daha büyütelim, belki sizin için daha rahat olur okuması. E, ben terminal olarak URXVT kullanıyorum. Kendisi aşırı hafif bir terminaldir. Eğer NOM kullanıyorsanız muhtemelen sizin e, terminaliniz NOM terminal ve direkt terminal olarak arattığınızda karşınıza çıkan şey e, KD KDE plazma kullanıyorsanız eğer Orada karşınızda konsol K ile e, Konsol vardır Vesaire vesaire Kullandığınız arayüzü Terminal eminatörünüz değişiyor Ya da direkt olarak kendi seçtiğiniz bir terminal eminatöründe Kullanabiliyorsunuz Evet Bunun üstüne bir de kabuk dediğimiz bir kavram var Muhtemelen dağıtımızda standart olarak 5 geliyordur Evet 5 şu an benim karşımda Böyle bir şey çok daha aslında en temel terminal şu an e, kabuğu şu an 5, çoğu da standart olarak 5'le geliyor, o yüzden 5'le devam edebiliriz. Ben kendim FISH kullanıyorum, kendisi çok daha özelleştirilebilir ve çok daha e, gelişmiş özellikleri olan bir e, Shell kabuk. Ancak bazı noktalarda farklılık gösteriyor, İlk başlardaki derslerimizde bu farklılıklar çok bir önem olmayacağı için Fişten devam edeceğim. Bunlar ZSH'te de 5'te de birebir aynı şekilde devam ediyor. İlk olarak, bu dersimizde tamamen dosyalarla nasıl etkileşime geçilir? İlk olarak, dosyaları listelemek. Şu an ben Home klasörüm, daha Home dizinimdeyim evet. Ls diyerek Home dizinimdeki bütün klasörleri ve dosyaları listeleyebiliyorum. Ek olarak mesela hmm, neye ne bakabiliriz? Pro, Projects'e bakabiliriz. ls evet, ls slash projects Evet. Burada gördüğünüz gibi Projects klasörümde bu şekilde. Ya da test mesela. Mesela test. Evet. Bu şekilde klasör, klasörlerin içlerini görebiliyorsunuz. Direkt bu direkt ls derseniz bulunduğunuz klasörde bunu listeleyecek. ls ve ardından bir klasör belirtirseniz o klasörün içeriğini belirtilecek. Mesela ls.config awesome diyorum ve awesome config dos klasörümü gösteriyor bana. E, tabii, renklendirme fiş tarafından yapılıyor. Eğer bunu 5t yaparsam, ls.config, awesome ve gene renklendirme yapıyor. <laughs> evet, sanırım 5'e bir ara ben, ben onu eklemişim. Evet. Ama ben bunun detaylı özellikleriyle beraber listelenmesini istiyorum. Yani böyle dediğimizde sadece düz, sadece isimlerini listeliyor. Etc. Ha bir de ek olarak bir, e, birkaç detaya daha değinelim. Önce düz LS'den belirtelim. Yanında Otoran SH'daki gibi yıldız işareti görüyorsanız o executable yani çalıştırılabilir bir dosya. Yanında slash görüyorsanız mesela team'de olduğu gibi o iş o ise bir klasör demektir. E, bunun yanı sıra home klasörüme baktığımızda Burada birkaç şey görüyoruz. Mesela arşivin yanında bir adet et ad var. Games, music ve videos'un da yanında. Bunlar Sembolik link demek. Yani bunlar aslında home klasörümde değil ama oraya linklenmiş yani kısa yol oluşturulmuş durumda. Bunlar aslında diskimde ya da başka bir diskte tamamen başka bir yerde ancak ben ls games dediğimde de erişebiliyorum. Ek olarak external'ın yanında et var. Ancak fish onu kırmızı yapmış. Çünkü bunun sebebi external henüz yok. Var olduğunda o link bağlanıyor. Şimdi ls-l. -L. Buna gelelim. Hatta onu awesome kreatörümde yapalım. Pardon. Ctrl L yaparak bu arada temizliyorum. Lesel l yaptığım takdirde bana detaylı bilgileri bir liste şeklinde gösteriyor. <laughs> bu listede neleri gösteriyor bana? <laughs> Dosyanın okuma izinleri, şurası, okuma yazma izinleri. Ee, şey. Şurada şuradaki düzen bu şekilde. Ana kullanıcı, grup ve diğerleri şeklinde. Geri kalan hepsi bende read yapabiliyor. Benim kullanıcım read write yapabiliyor. Burada kullanıcı hangi kullanıcıya yetkilendirildiği, burada hangi gruba yetkilendirildiği, dosyanın boyutu byte olarak, dosyanın oluşturma tarihi ve dosyanın adı. Bunu bu dosyanın boyutunu human readable yani insan tarafından okunabilir bir şekilde getirmek istiyorsanız h ekliyorsunuz ve 5.7 kilobyte şeklinde gösteriyor size. Evet, ee, basitçe ls. Bu şekilde daha detaylı komutlarını merak ediyorsanız, burada aşırı detaylı komutlar var ancak çoğu durumda bunlara ihtiyacınız olmayacak. Çoğunuzun ihtiya basit düzeyde o ihtiyacınız olan şey ls ve lsl ya da lsh. Bunlara ihtiyacınız olacak. Dolayısıyla da bunu da göstermiş olduk. Şimdi ben bir klasör yaratmak istiyorum. 10 klasörümde ben bir adet e, ne yapalım? Deneme klasörü yaratacağım. Mkdir deneme. Ve baktığımızda burada deneme diye bir klasörümüzü görüyoruz. Bu nedir? Ee, yani Mkdir fonksiyonu nasıl çalışıyor? Basitçe Mkdir yazıyorsunuz ve ondan sonra yaratmasını istediğiniz klasörü yaratıyorsunuz. Ama ben mesela Mkdir deneme altında test ve test klasörü ve onun altında da klasör yaratmak istiyorum. Bunu yaratamıyor çünkü bunun için hani klasörü yaratabilmesi için, o sondaki klasörü yaratabilmesi için test klasörünün olması lazım. Fakat bunu çözümünün bir yolu var. Sıra P. Ve eğer şimdi LS deneme dersek testi de oluşturdu. Ve içinde klasör oluşturdu. Bu P nedir diye soracak olursanız. <laughs> basitçe. Ondan önce şey bir klasörü oluşturmak için Gereken bütün e ve beyin klasörleri de beraberinde oluşturan bir komut. Yani bunu girdiğimde basitçe öncelikle MK eğer deneme yoksa mkdir deneme yapıyor. Sonra deneme varsa testi yapıyor deneme varsa test yoksa en sonda klasörü yapıyor. Ya yani bu komutu 3 kere tekrarlıyor gibi bir şey diyebiliriz. MKdir klasör de bu şekilde. Şimdi Deneme klasörümüzü yarattık. Ben bu deneme klasörüne girmek istiyorum. cd deneme. Voilà. Şu an bu klasördeyim. Şurada görüyorsunuz deneme diye. Ancak bunu oradan da görme. oradan göremiyorsanız eğer terminalinizin ayarlanma, shell'inizin yani ayarlanması o şekilde değilse pw evet. ...pwd. Bu komutla da görebiliyorsunuz ve bu tam olarak size nerede olduğunuzu gösteriyor. Ben şu an... ...slash home... ...slash kofte kofte... ...slash deneme. Buradayım. <laughs> ve bu, bu noktadan sonra vereceğim bütün komutlar bu klasör içerisinde işliyor. Peki. Ben home'a geri dönmek istiyorum. Bunun için birkaç yöntemimiz var. Yani şey, köfte köfte klasörüne dönmek istiyorum. İlk önce... Düz CD dediğimiz takdirde sizi direkt olarak home klasörünüze yollayacak. Bunun yanı sıra başka bir klasör direkt home klasörünün içinde başka bir klasöre gitmek istiyorsanız mesela config awesome'a gitmek istiyorum. Şurada bu işaret ve yanında slash koyduğunuz andan itibaren burası şuna tekabül ediyor. Slash home slash code. Bu ile, bu komut ile, şu komut birebir aynı komut. Ee, tercihim her daim <laughs> ikinci seçeneği kullanmanız. Çünkü birinci seçenekte mesela bir batch script yazdınız, yani bir script yazdınız ya da bir program yazdınız. Orada eğer bu şekilde belirtirseniz, yolu maalesef ki sistem... Yani başka bir kullanıcı altında çalıştırılmaya çalışıldığı takdirde bunu algılamayacak. Bu ise direkt terminalden echo komutuna biraz değineceğim. echo home echo komutu bu arada herhangi bir çıktı vermenizi sağlayan bir komut. Yani print herhangi bir programın diline alışkınsanız print ile aynı şey. Hatta o echo'ya bu tarz bir şeyler de dedirtebiliyoruz. Can'ın başında dolar işaretiyle başlayan şeyler, terminal altında değişkenler. Bunu yaptığım takdir... Bu mesela benim home klasörümü belirtiyor. <laughs> bu şekilde... E, bunlara ilerleyen bölümlerde daha fazla değineceğiz. Değişkenlere değişkenler atanabiliyor, değiştirilebiliyor. Değişkenlere göre farklı işlemler yapılabiliyor ancak basitçe siz şu an sadece home değişkenini bilin yeterli. Evet. Home bu şekilde gidiliyor. Home dediğim gibi. Bu şekilde belirtiliyor. Yani kullanıcınızın ana klasörü ek olarak sistemin ana klasörüne belir belirtmek isterseniz slash kullanıyorsunuz. Slash ile başlayan her konum sistemin kök dizininden başlıyor. Yani sistemin en başlangıcından başlıyor. Ve burada gördüğünüz gibi sistemin klasörlerini görebiliyorum. Ah. Ve bu sayede gördüğünüz gibi bu dosyaları hepsine erişimim var. Hatta ls etc pacman.conf ls demişim. Vim diyelim. Vim benim kullandığım metin editörü. Ve gördüğünüz gibi bu dosyaya eriştim. Bu benim etc H ETC pekmen konflu sende yer alıyor. Eğer ben buraya ETC'ye DSTL E yaptım. Gördüğünüz gibi kullanıcısı yazabiliyor ancak diğerleri yazamıyor bunlara. Executable bazıları. Kullanıcısı root. Bunun anlamı nedir? Ben köfte köfte kullanıcısı olarak bunlara erişemiyorum. Bunlara müdahale edebilmemi ilerleyen bölümlerde değineceğiz. Ancak şimdilik buna ihtiyacımız yok, şu an sadece basit e, etki işimlere geçiyoruz. Şimdi denemeye geri gidelim. Deneme altındayız, ben deneme altında bir dosya yaratmak istiyorum. touch komutu ile yeni bir dosya yaratabiliyorsunuz ve test.md Eğer bu sefer ls dersem test.md'yi de göreceğiz. test.md Evet. Gördüğünüz gibi Testat MD'yi görebiliyoruz. Ama ben bunun içine bir şeyler de girmek istiyorum. Bu sefer mesela Eko Deneme Testat MD. Eğer Testat MD'ye bakarsak, gördüğünüz gibi bunun içeriği Testat MD olmuş durumda deneme olmuş durumda test at içeriği. Başka bir şey girdiğim takdirde ama bunu override edecek. Yani üstüne yazılacak. Ve gördüğünüz gibi önceki deneme gitti. Onun yerine bir de bunu girelim yazmışım. O geldi. Eğer bunu override etmesini istiyorsanız şu işareti iki kere yapıyorsunuz. Ve eğer Böyle yaparsam gördüğünüz gibi yeni bir satır ekledi ve o satırın üstüne bunu yazdı. Bu basitçe, bu aslında bazı basit e, fonksiyonlarda işe yarıyor. Mesela e, OBS OBS'e yeni ekledim. Henüz canlı yayınlarımın hiçbirinde görmediniz. Çalan müziğimi bir adet dosyaya kaydeden basit bir script yazdım. Ve bu tam olarak bunu kullanıyor. Sadece bunu kullanıyor. Tabii burada e, iç fonksiyonlar vesaire de çağırıyorum. Ona ilerleyen bölümlerde değineceğiz. Basitçe onu da anlatayım size. Bir fonksiyonun çıktısını, daha sonra bir komutun çıktısını başka bir komutun de değişkeni olarak kullanabiliyorsunuz. Tıpkı demin home değişkenini kullandığımız gibi. Bu şekilde şeyler atanabiliyor. Bu arada bu eğer sadece bu kısmı yazmasaydım sadece deneme yazdıracaktı ekrana. Onun yerine bunu yazdığım, bunu yaptığım takdirde daha sonra şunu yaptığım takdirde ve oradan bir dosya belirttiğim takdirde çıktığı o dosyaya yazıyor. Evet. Bu şekilde bir dosyayı editlemeyi de görüyor, gördük. Term, düz terminal üstünden basitçe ne, ya da bir değişken değiştirmeyi. Sonra başka bir şey. Cat. Ve testat md cat komutu bize dosyanın içeriğini gösteriyor. Ee, bunun, bunun bize faydası şu daha büyük bir şey olan bir metin editörü ya da bir metin gösterici vesaire açmamıza gerek yok. Sadece basit bir cat komutuyla o dosyanın içeriğini rahatlıkla görebiliyoruz. Evet, ee, bugünlük bu kadar yeter diye düşünüyorum. Bu çok basit e, dosya etkileşim, dosya ve klasör etkileşimleri. Bu komutları kullanarak aslında çok rahatlıkla e, klasörleriniz arasında geçebilirsiniz. Ah, unut, unuttuğum bir şey. Mesela ben bir üst klasöre dönmek istiyorum. Öncelikle bir e, teste gidelim. Ben denemeye geri dönmek istiyorum. İlla şunu yazmama gerek yok. Sadece bir üst klasöre dönmek istiyorsam cd 2 nokta. Bu benim bir üst klasöre götürecektir. Ama eğer cd nokta dersem, tek nokta dersem o esnada bulunduğum klasöre götürecektir. Bunun buradaki anlamı şu. Şunlar, bu bir üst klasör yani test deneme slash test teysak eğer deneme sadece. Bu ise o esnada bulunduğumuz klasörü gösteriyor. Ve unuttuğum bir detay daha. Dosya taşıma ve dosya kopyalama. Evet, bu da unuttuğum önemli bir nokta. Mesela ben şu an test.md'yi test altına taşımak istiyorum. Kopyalamak istiyorum. cd test.md md tabii. Ben şu an neredeyim? Evet. cp test.md test klasörü altına taşı. Kopyala pardon. Burada gene duruyor ama ls test ders, dersem eğer Testat MD altında da duruyor. şey, test klasör altında da, da görüyor. Teste gidelim. E gördüğünüz gibi testat MD burada da var. Ve hatta cat testat MD. Gördüğünüz gibi duruyor. Ama ben neyse klasör altına taşımak istiyorum bunu. MV testat MD klasör. Ve şu an burada yok ancak ES klasör dediğim takdirde var mv komutu, taşıma komutu, e, cp komutu, kopyalama komutu. Zaten move, yani hatta şöyle, move ya da bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Move, copy. Move komutunun kullanıldığı başka bir e, durum daha var. Mesela ben test.md'yi deneme.md yapmak istiyorum mv test.md deneme.md ve deneme.md dersem eğer içeriği birebir aynı sadece ismi değiştirilmiş durumda aslında isim değiştirme fonksiyonları birebir aynı şey bir diğer nokta daha ben şu an de klasör klasörünü deneme altına taşımak istiyorum bunun için mv mve slash daha sonra Mb, test klasör diyorum ve nokta diyorum. Nokta bu esnada bulunduğum klasörü belirtiyorum. Ve gördüğünüz gibi klasör burada. Klasörü bir de testin altına geri kopyalamak istiyorum. Önce bir teste bakalım. Bir şey yok. cp klasör test. Hayır bana hata verdi. Burada CP'nin şöyle bir limiti var. Klasör kopyalamıyor ön tanımlı olarak. Bunun için tire r eklemeniz gerekiyor ki klasörleri kopyalayabilirsin. ls, ls, test. Gördüğünüz gibi klasörümüz burada var. Evet, ee, basitçe sanırım bütün dosya etkileşimlerini bu şekilde görmüş oldunuz. Eğer aklınıza takılan sorular varsa lütfen yorumlarda bunları sorun. Elimden geldiğince bunları açıklamaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Köfteniz köftelerin günler, iyi eğlenceler.